insandı. Çocuklarına, insana, doğaya, hatta o kadar yüce gönüllüydü ki sokak köpeklerine sahip çıkıp evine alabilecek kadar merhametli bir adamdı Osman Böber. Kendisi Adana Devlet Tiyatrosu'nda ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda iki dönem idarecilik yaptı. Oyunlar yönetti. Birçok projenin yapımında emeği geçti. En çok sevdiğim tarafı da kriz anında, eyvah şimdi ne yapacağız dediğimiz anda son derece soğukkanlı, çözümler bulan, işin yürümesi adına olumlu kararlar alan son derece nitelikli ve kaliteli bir idareciydi Osman Böber. İsminin önünde sıfatlar vardır. Bu sıfatlar bizi belirler. Her zaman söylüyorum, Osman vicdanlıydı, şefkatliydi, asildi, dürüsttü, cesurdu. Yani her şeyden önemli, çok ölçülü bir adamdı. Erdemliydi. Onunla bir ömür geçirdiğim için çok mutlu oldum. Beni mutlu etti. Güzel bir hayat yaşadık, çok zengin bir hayat yaşadık her anlamda. Bilgi dolu, akıl dolu bir hayat yaşadık beraber. Çok özleyeceğim onu. İnanılmaz bir insandı. Ve çok üzülüyorum çünkü Osman gibi bir insanın kıymetinin tam olarak bilinmemesinden. Osman'ın Ankara'ya gidiş sebebi gerçekten burada şartların zorlaşmasındandır. Bu konuda çok duyarsızız. Zaten gittiği yer aydınlık. Çünkü gerçekten hani erdemli davranış denen her şey vardı. Dürüst, net. Çok iyi bir insandı. Yol açık zaten. Hiç merak etmesin. Eşi ve kızı çok yakın arkadaşım zaten. Bize emanet. Güle güle git Osman. Mm-hmm.